Hocam merhaba. Merhabalar Ece. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Bugün ne yaşıyoruz? Bugün biraz sihir yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Maddeleri böyle bambaşka bir şeylere dönüştürüyoruz. Ya aslında gayet basit fiziksel ve kimyasal değişimlere bakıyoruz. Maddenin değişimi diyoruz. Sizdeyiz hocam. Evet, hemen başlığımı attım. Maddeler nasıl değişir diye düşünüyorum. Maddeleri iki farklı şekilde değiştirebilirim diye gördüm. Dedim ki maddelerin eğer sadece tipini değiştirdiysem, dış görünüşünü değiştirdiysem, farklı giysiler giydiğimde ben nasıl sadece görüntü olarak değişiyorsam, maddeler de fiziksel olarak sadece dış görünüşlerini değiştirebiliyorlar. Birinci değişimimiz fiziksel değişim. Fiziksel değişim. İkinci versiyonumuzda iç yapımız, karakterimiz, kişiliğimiz değişecek. İçsel değişim. İçsel değişim demeyeceğiz de daha bilimsel bakacağız, kimyasal değişim diyeceğiz. Kimyasal. Sonra şöyle detaylandırmaya başlarsak, fiziksel sadece görüntü olarak dış görünüş değişikliği dersek nasıl bir şey söyleyebiliriz? Bir tane buz kalıbı aldım. Kırdım. Kırdım, parçaladım, ezdim. Hatta biraz beklettim, bir baktım suya dönüşmüş. Ha, eridi. Ne oldu? Aslında kimyasal olarak onu oluşturan parçacıklar hala aynı. Ama görüntü olarak değişti. Hatta bu beni kesmedi. Aldım, ocağa koydum, fokurdatmaya başladım. Dur bilimsel söyleyeyim, fokurdama olmasın da. Buharlaşma. Kaynatmaya başladım ve buharlaşmasını sağladım. Süpersin. Ne oldu? Buhara dönüşse de su hala su mu? Yani onu oluşturan taneciklerde bir değişiklik olmadı. Sadece dış görünüşünü değiştirdim. Buhar, daha önce de konuşmuştuk böyle ta ilk ünitelere gidersek, yağmura ya da kara dönüşebiliyordu. Dönüşebilir. E ne oldu? Hal değişimi gerçekleştirdi. İşte bunların hepsi fiziksel değişim örneklerine verilebilecek örnekler. Örneklere verilebilecek örnekler. Çok güzel olur. Neyse, geçelim. Hiç sıkıntı yok. Fiziksel değişimi şöyle bir hatırlamak için not alırsak diyeceğiz ki maddelerin su hali mi diyeceğiz hocam? Sulandırılmış halleri, cıvamış halleri sadece dış görünüşlerindeki değişimlerdir. Buradaki anahtar kelimem sadece dış görünüşlerindeki değişimler olması. Kimyasal değişimden bahsedersek ne olabilir? İç yapıyı değiştiriyorum. Tabii ki görüntüsü de değişebilir ama içinde onu oluşturan parçacıkların arasındaki bağları kopartacağım ya da yeni bağlar kuracağım. Nasıl yani olacak hocam? İç yapısını değiştireceğim. Diyeceğim ki mesela bir parça kağıdı aldım. Yaktım. Yaktım. Yanma dediğim zaman artık kağıt küle dönüştü. Dönüştü. Bambaşka bir yapıya sahip oldu. Kendisini oluşturan parçacıklar bambaşka bir kimlik kazandı. Bu durumda artık iç yapısı değişti. Haydi onu da yazalım, aklımızda kalsın. Dışı da değişmiş oldu. Tabii ki. Dış görünüşlerinin yanı sıra iç yapılarının da değişmesidir. Az önceki örneklerimize tekrar dönmek istiyorum. Şimdi diyorum ki ne yapmıştım? Bir parça buzum vardı. Resim yapmayı seviyoruz ya, hemen aldık devam ettiriyoruz. Aklımızda kalsın. Görselleştirelim, hemen aklımıza yerleştirelim. Biraz bekledim, ne oldu? Bir tane kabın içine koyayım ben bunu da, dökülüp taşmasın. Suya dönüştü. Mevzu erime. Hatta ben onu aldım, ısıttım. Bir süre sonra ne oldu? Buhar. Ufaktan ufaktan buhara dönüştü, yani gaza dönüştü. Ne oldu? Hal değişimi gerçekleşti. Üç ayrı halinden bahsettik. Hadi buhara da yazalım ve diyelim ki buharı suya dönüştürsem, suyu buza dönüştürsem, hatta böyle kestirme giden hal değişimlerimiz vardı. Katı halden otomatik olarak süblimleşme yaparak gaz hale geçen maddelerimiz vardı. Ya da yine böyle ilk ünitelere gidersek buhardan direkt katıya geçen, kırağılaşan durumlardan bahsetmiştik. İşte bu hal değişimlerinin tümü bizim fiziksel değişim örneklerimizden olacak. Başka hangi değişimler fiziksel değişim olabilir peki? Tanıdığım bir şey var mı? Mesela. Hadi hal değişimlerini aldım. Hal değişimleri dışında. Az önce şey demiştik, kağıdı aldık, yaktık. Yaktık, evet. Yakmadan önce kırıştırsam. Kırıştırabiliriz. Yırtsam. Ama yine aynı, kattan katı. Bir şeyi aynen, bir şeyi alsam, kessem. Evet. Şekeri alsam, essem, toz haline getirsem. Olur. Bir şeyleri doğrasam. O hepsi olur. Kırsam falan, büksem. Hepsi olur. Yani bunların hepsi şöyle aklımızda sadece tipini değiştirdi diye kalabilir. Hadi not alalım, aklımızda kalsın. Kırılma, kesilme. Yırtılma, ezilme, bıdı bıdı bıdı, daha bir sürü örnek yazabiliriz. Demiştik ki kağıdı aldık yaktık ya da odunu aldık yaktık, kibriti aldık yaktık, yanmayı hep işin içine kattık. Evet hocam. Bakayım şunu bir oduna benzedi mi?
Hiç fena değil. Hadi tahta diyelim. Odun tahta. Demeyelim. Tahta. Hani bu şey özel elementlerden biri seni diye. Aynen hocam. Beşinci element. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Kötü evet esprilerimizi de yaptık. Tahtayı aldım, yaktım. Alev aldıktan sonra biraz bekledim. Ne oldu? Küle dönüştü. Kül. Şimdi yanmadan bahsettiysem eğer ne oldu? Artık tahta ve külün iç yapısına bakarsam birbirinden çok farklı olduğunu, yeni bir kimlik kazandığını görürüm. Böylece derim ki yanma bizim için kimyasal değişim örneği olarak verilebilir. Yanma aslında oksijenle birleşmedir. Yani diğer adı oksitlenmedir. Biz yanmayı birazdan biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Diyeceğiz ki aslında yanma oksijenle birleşmedir ve her zaman böyle alev çıkartarak olmaz. Demiri paslandırdıysak eğer o da bir çeşit aslında kimyasal değişim ve o da yanmadır. Yani yine oksijenle birleşmedir. Yavaş yanmaya örnektir. O yüzden ben aldım paslanma kavramımı da işin içine kattım. Başka ne olabilir? Mesela yemek yapmak istiyorum, bir şeyleri pişirsem. Ha evet, yumurtayı pişirsem mesela kimyasal süper. Olarak değişiyor. Aynen. Hatta şunu derler, işte fiziksel değişimler geri dönebilir. Evet. Her zaman değil. Çünkü ben yumurtayı kırdıktan sonra tekrar birleştirip yumurta haline getiremem. Zor. O yüzden o ezber kalıpları unutalım. Yumurtayı kırdığımda iç yapısını değiştirmediğim için fiziksel değişim. Evet. Ama ocağa koyup pişirdim dersem artık iç yapısını değiştirdim. Mecbur yiyeceksin. Aynen öyle, afiyetle. Pişmeden bahsettiysem. Bazen de dışarıda unutuyorum. Bir süre sonra bozulduğunu gözlemliyorum. Evet. Çürüme de. Kesinlikle. Eğer incelersek nedir? Kimyasal değişim örneklerinden olabilir. Başka örneklerimiz var. Mesela elektroliz diye bir şey var. Elektrikle kendisini oluşturan parçalara ayrılıyor. Suyu ben uygun şartlarda, uygun bir deney ortamıyla kendisini oluşturan hidrojen ve oksijeni ayırabiliyorum. Çok güzel. Kendi yapısı değişmiş olabiliyor. O yüzden de kimyasal değişim örneklerimizde kimlik değişti mi, iç yapı değişip bambaşka bir şeylere dönüştü mü diye incelememiz bizim yararımıza oluyor. Hadi bir iki böyle zihin jimnastiği yapıp iyice oturtalım. Şimdi dedik ki böyle ayırt edici kelimelerimiz var. Fiziksel ve kimyasal değişimi ayırıyoruz. Bazen de günlük hayattan böyle bizi ters köşeye yatırabilecek örnekler verilir sorularda. Mesela mumu aldım, yaktım ve eridiğini gözlemledim. Sonra yine mum oldu. Şimdi bu fiziksel değişim mi, kimyasal değişim mi? Mumu aldım, yaktım, erittim. Hadi buyur bakalım. Bence hem kimyasal hem fiziksel. Aynen öyle. Eğer yanma kısmından, içindeki fitilinden bahsediyorsak, o içindeki ipten. O kimyasal. Kimyasal değişim. Ama mum eridi dediysem. Mumunda da yok mu hocam şey kimyasal değişim? İşte yanma varsa. Ya şöyle sonuçta yanıyor, su gibi oluyor, sonra tekrar katılaşıyor. Eriyor ve tekrar katılaşıyor. Hal değişimi gerçekleşiyor. Sadece yani, hal mi? Hal değişimi gerçekleşiyor. Yanmayı sağlama kısmından bahsediyorsam kimyasal değişim. Ama sadece katı halden sıvı hale geçti, eridi ve biraz beklediğimde, soğuttuğumda tekrar katılaştı dersem o zaman sadece fiziksel değişimden bahsediyoruz. Güzel. Abi de demirden bahsetmiştik, paslandırmıştık. Paslandı. Paslanmayı önlemek için, oksijenle teması kesmek için biz metallere ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Boyuyor muyuz? Dışını kaplıyoruz, boyuyoruz. Oksijenle temas etmesini engelliyoruz. Yani kimyasal olarak bağ kurmasını engelleyip onları daha uzun süre dayanacak hale getiriyoruz. Aynen. Şimdi çok ders çalıştım. Dedim ki bir örnek çözdüm. Bir örnek daha çözdüm. Bir örnek daha çözdüm. Beynim yandı. Çok yoruldum. Karnım da acıktı. Ne yapacağız? Ne yapayım? Baktım şöyle mutfağa girdim. En hiç sevdiğim şey nedir o? Patates. Patates evet. Patatesi aldım. Ben kızartıyor muyuz, haşlıyor muyuz hocam? Ne yapalım? Ne yapmak istersin? Ben hep kızartma hocam. En hadi sağlıksızı. Hadi o zaman kızartalım. En sağlıksızından gidelim. Arada bir abur cubur iyidir. Evet. Patatesi aldım. Önce soydum. Fiziksel değişim. Güzel. Kestim, doğradım. Yine fiziksel değişim. O zaman ne oldu? Fiziksel değişim yaptık. Patatesi doğrarken bir yandan da tavayı ocağa koydum. Evet, fiziksel değişim yok hocam burada. Ocaktaydı zaten. Ocakta yani. Tava, içine yağ yaktım. Döktüm. Evet. Ve yağı ısıtmaya başladım. Kimyasal. Sadece ısıtıyorum. Tamam. Yanma pişmeden şu anda bahsetmiyorum. Sadece ısınıyor. Yağ katı halden sıvı hale mi geçiyor? Katı halden sıvı hale geçiyor. Ama yine de kimyasal sadece değişim ısındı. Olmuyor. Sadece ısıttım dersem yine fiziksel değişim. Fiziksel. Eğer ben patatesi yağın içine attım ve pişirdim, kızarttım dersem o zaman kimyasal. Şimdi iş pişme ya da kızarma kavramı geldiğinde artık bir iç yapı değişimi var ve biz kimyasal değişimi sağladık demektir.
Bu bana yetmedi. Evet. Sadece patatesle doymam. Ne yapacağız? Böyle peynir ekmek bir şeyler. Ekmek arası simit. Aa, ekmek arası simit. Üstüne evet, de şey, ne var, pide falan. Aynen, bir şey. Aynen, pide. Tamam, şimdi ta eskiye gidiyorum. Diyorum ki buyurunuz efendim, şu bir buğday olsun. Bakayım oldu mu? Bir buğday başağı. Çok olmasa da oldu. Sayılır. Bir buğday başağını aldım. Tarladan topladım, getirdim. Dedim ki ben bu buğdaya bir şeyler yapayım. Önce tanelerini ayırayım, ayıklayayım. Ondan sonra da onları ezeyim. Tamam. Yani buğdaydan un yaptım. Un çıkarttım. Güzel. Ezerek yaptım. Evet, un hocam. Haline getirdim. Fiziksel değişimi yaptım, kimyasal değişimi. Fiziksel. Güzel. Fiziksel değişimi buldum. Ben bu una biraz su kattım, ikisini birbirine karıştırdım. Yine fiziksel hocam. Güzel. Yine fiziksel. İçine maya ekledim ve mayaladım. Kimyasal. Süper. Artık iç yapısı değişti ve bir kimyasal değişim gerçekleştirdim. Mayalanma, kabarma oldu. Bambaşka bir şey oldu. Sonra dedim ki aldım, pişirdim. Ekmeği yazamasam da. Bu kimyasal. Aynen, kimyasal değişim. Sonra tabii öyle bütün ekmek halinde yemeyeyim, ayıp olur. Potansiyelimiz olsa da dilimleyelim de. O zaman fiziksel hocam. Fiziksel bir değişim gerçekleştirelim. Peki, iyice işi abarttım. Dedim ki ekmeği ağzıma attım. Tamam. Küçük lokmalar halinde çiğnemeye başladım. Sadece kimyasal. Ağzımda ezildiğinden bahsedersem fiziksel, ama ağzımdaki salgılar mideme indi. Midemde sindirim salgıları falan işin içine girdiyse artık kimyasal. Aynen, senin öyle. Söylediğin zaten hocam, gibi. Bu çok net bir örnek. Gerisini herkes biliyor. Güzel. Sindirim sistemini evet, tanıyan hocam. Herkes kimyasal olaylar, enzimler eklendiğini biliyor. Geri kalan kısımda boşaltıma evet, girersek hocam. De yine kimyasal versiyonlardan bahsediyoruz. Hocam. Aynen öyle. Genel anlamda baktığımızda dış görünüşüm değişti, iç yapımı değişti. Bunu öğrendiysek bitiyor. Bir de bu hani tanecikleri biz sembolik olarak gösteriyorduk ya. Evet hocam. Bunu bu şekilde yazmak yerine bir de öyle sorarlarsa ne olabilir, ona bakalım. Bakalım hocam. Sihir yapacağız demiştik. İşte sihrimizi yaptık. Evet, sorular hocam. Birdenbire ortaya çıktı. Çok güzel diye. Sihirler. Evet. Çok çok sihirli. Nedir hocam bunlar? Bir sürü boncuk görüyorum. Bir sürü boncuğumuz var. Biraz eğlendik ya, hani böyle döktük boncukları, oynuyoruz. Şimdi taneciklerden bahsetmiştik. Maddenin içine bakmıştık. Sembolik olarak da böyle gösteriyoruz. Evet. Atomlar, moleküller falan böyle hayali olarak biraz daha görünebilir boncuk haline geldiler. Şimdi şuradaki taneciklerime bakarsam, buradaki boncuklarıma bakarsam sıkışık bir aradalardı. Evet. Biraz sonra daha uzaklaştılar. Fiziksel değişim mi oldu? Fiziksel. Kimyasal değişim mi oldu? Sadece birbirlerinden uzaklaştılar. Fiziksel aynı. Bu bir fiziksel değişim örneği oldu. Şimdi baktım. Hocam şöyle bu kimyasala benziyor. Değil mi? Pembeler birbirinden koptu, beyazlar koptu, onlar yeni bağlar kurdu. O ben yüzden yepyeni bir şey, şey oluştu. Kimyasal değişimi olduğunu anlıyorum. Sadece uzaklaşmak ya da bağlantılarını, arkadaşlıklarını değiştirmek bizim için ayırt edici olmalı. Şurada bir şey olmuş. İkili ikililer yine ikililer. Fiziksel mi desem? Bu kimyasal hocam yine. Kimyasal, çünkü sarılar ve beyazlar birbirinden ayrıldı. Ayrılmış. Artık birbirleriyle bağ kurdular. Yeni bağlar, yeni kimliklerden bahsettik. Kimyasal değişim olduğunu söyledik. Şuna baktığımda işler yine böyle bir ayrıldı. Bu fiziksele koptu. Benziyor hocam. Allah tam Allah. Tam bir bağ oluşturamamışlar. Hani sanki sonra şurada böyle bağlantılar vardı var da şu arkadaşlar birbirini terk etti. He. Şunlar kanka oldu, bunlar yalnız kaldı falan. Doğru, ne oldu? Kimyasal. Bambaşka bir şeyler oluştu. Yine kimyasal değişimden bahsettik. Şurada bir şey var. Bu bölgede bir şeyler varmış, üstüne bir şey dökülmüş. Atıyorum elimde su varmış, içine tuz dökmüşüm. Şöyle biraz karıştırdım, hocam. Al sana tuzlu su. Yine ayrı. Ne oldu? Yani. Aynı parçalar, sadece birbirinin içinde karıştı, yani çözündü. Evet. Çözünme varsa da yine fiziksel değişim olduğunu söylüyoruz. Bu sorular bize yeter mi? Bence yetmez. Bir de kitabımıza geçsek, şöyle birkaç tane soru örneği geçelim görsek, hocam. Soru bankamızı incelesek. Hadi geçelim, buyurunuz. Süper. Bize diyor ki fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili çevremizde maddeleri bir gözlemleyelim. Bazı değişimleri görelim. Sonra da bazılarının sadece dış görünüşte olduğunu, bazılarının da iç yapıda gerçekleştiğini fark edelim. Güzel. Ekmek küflendi. İç yapısı bozuldu. O zaman ben bunun kimyasal bir değişim olduğunu söyleyebilirim. Cam kırıldı. Sadece dış yapısı değişti. Cam parçaları yine cam. O yüzden fiziksel değişim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aşağıdaki ifadelere bakıyorum ve doğru olanı buluyorum. Birinci olayda maddenin dış yapısında, ikinci de iç yapıda değişme. Ters olmuş sanki. Bu değil o zaman. 1 ve 2'de sadece dış yapı değişimi var. Kimyasal da var demiştik. Bu da gitti. Birinci olayda maddenin iç yapısında olabilir.
İkinci olayda dış yapıda meydana gelen değişim var. Hem sanki bu oldu gibi. D'yi de okuyup işimi garantiye almak istiyorum. İlk iki olayda da maddenin iç yapısı değişmiştir. İki olayda da maddenin iç yapısı değişmiyor. Fiziksel değişim yok canım, daha neler. Bunu da eledim ve cevabımın C olduğunu kesinlikle görmüş oldum. Şimdi yaz gelse de görsek, oh dondurmalı soru ne de güzel. Dondurma sıcak ortamda bir süre bekletilirse erir. Doğru. Erime gördüğümde ne diyorum? Fiziksel. Fiziksel değişim diyorum. Yani tekrar soğuğa koyarsam tekrar dondurma donar. Olur. Sadece fiziksel görüntüsü değişti. Bana diyor ki fiziksel değişime baktın ama acaba şuradakiler fiziksel mi kimyasal mı, hangileri aynı, bir bak bakalım. Ekmek küflendi. Küf orada bir canlı çoğalmasından kaynaklandı. Hocam. İç yapısı değişti, bu kimyasal değişim oldu. Demir paslandı. Kimyasal oksijenle yandı. Oksijenle tepkimeye girdi, yanma gerçekleşti, kimyasal değişim oldu. Yoğurdu aldım, su kattım, ayran yaptım, çırptım. Fiziksel hocam. Fiziksel değişim. Limonu aldım, sıktım, şeker, su koydum. Limonata yaptım. Fiziksel. Fiziksel tabii ki. Ek bilgiyi de aldık böylece. Sebzeyi aldım, turşu yaptım. Mayalama kimyasal. Var. Burada bir mayalanma varsa kimyasal değişim. Bana demişti ki dondurmanın erimesine benzeyen fiziksel değişim ayranın yapılması. Aynen öyle hocam. Uzun bir tablo vermiş bana. Demiş ki fiziksel, kimyasal bir ayır. Sütten yoğurt yaptın. Ne şey oldu? Oldu, kimyasal. Sütü mayaladığım için yoğurt, peynir yaptım, kimyasal. Suyu buhar haline getirdim. Buharlaşma. Fiziksel. Fiziksel. Naftalin süblimleşti. Katıdan fiziksel. Gaza geçti. Fiziksel. Canlılar solunum yaptı. Ya, kimyasal. Oksijeni falan aldım. Gaz değişimi oldu. Bir şeyler oldu. Canlılar kimyasal. Yandı. Süper, yandı. Şeker karamelize edildi. Fiziksel, kimyasal. Karamelize oldu dediğim zaman iç yapıda değişim, pişme gerçekleşiyor. O yüzden kimyasal olduğunu söylüyorum. Kimyasal, fiziksel, fiziksel, kimyasal, kimyasal. Ne güzel saydık. O soru zaman ne cevap hocam? B oldu. Ha, soru. Değişimler fiziksel mi, kimyasal mı? Ha, evet. İdi. Sıralamamızı bunlar yaptık. Bizim için cevabımızı çok kolay hocam. Bulduk. Yani. Hocam biz bu soruları nereden çözüyoruz? Biz bunları sevgili soru bankamızdan çözüyoruz. Evet arkadaşlar, aşağıdaki linkte var. Bu arada hocam arkadaşlar yorumlarda atıp tutmuşlar. Bunları görmedik, sanmasınlar. Ne güzel, ne güzel. Hemen bakıyorum. Kalem gıcır diyor. Çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Önce buna değinmek istiyorum. Çok iyi, ilk demişler. Bunlara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Hocam çok iyi ama biraz hızlanırsanız çok daha iyi olur demiş. Largest Turkey 2 hafta önce demiş. Konularımız ama geliyor, biraz gümbür geriden gümbür geliyor, biz koşarak geliyoruz, yetişeceğiz, merak etmeyin gençler. Aynen, hatta belki geçeceğiz bile. Kesinlikle niyetimiz o. Hocam çok güzel anlattınız ama tek bir sorun var, lütfen beyaz kıyafet giymeyin. Çünkü tahta kalemi de beyaz olunca biraz karışıyor demiş ve gülmüş hocam. Evet, onu bir kez yaptık, o hataya düştük. Çok üzgünüm, şimdi renklendirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Tunahan Seven demiş ki hocam kalem çok gıcır diyor diye enteresan bir bilgi vermiş. Kesinlikle. Bilmediğimiz. Bilmediğimiz, çözmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca minimize etmeye çalışıyoruz. Kalem tutma çalışması yapıyorum evde. Zehra Çelik hocam, ben Zehra Çelik'in yorumlarını çok sık görüyorum. Teşekkür evet. de ediyorum. Aynen. Gerçekten sevgiler. Tam anlamıyla büyük harflerle efsanesiniz demiş hocam. Yani gerçekleri vurgulamış. Teşekkür ediyoruz. Zehra Çelik. Sen de öylesin Zehra. Teşekkür ediyoruz. Çünkü sık sık yorum yapıyor. Görüyorum. Takipte ediyoruz hocam. Hocam kimyasal tepkimeler ile alakalı video yapar mısınız? Bu arada video çok güzel olmuş demiş. Teşekkür ederiz. Konular ilerledikçe daha neler neler yapacağız. Tepkimeler de gelmek üzere. Hazır kesinlikle. Olun. Kesinlikle. Hocam ne olur katısı gaz basıncı videosu gelsin hemen. Bu arada çok güzel anlatmışsınız. Teşekkür ederiz. Gaz basıncı, katı basıncı, sıvı basıncı. Oo, erittik bitti bile. Aynen öyle. Bunlar zaten geldi. Bu arada şeyi fark ettim hocam. Mesela hep bir şeyler istemişler, söylemişler. Sonra da şey demişler hocam. Çok güzel anlatmışsınız. Çok güzel. Çok arkadaşlar kibar. Çok teşekkür ediyoruz gençler. Bekle bizi LGS 5 yıldız ile geliyoruz demiş. Yani umarım gelirsiniz arkadaşlar. Biz bekliyoruz sizi. Kesinlikle. Oradayız. Kalem çok gıcır diyor. Alo demiş Tunahan Seven. Alo. Sesi buraya kadar geldi çünkü geldi. Hocam çözüyoruz, öyle bir Tunahan, alo demiş çözüyoruz. Ki. Yani geldi gerçekten. Onun üzerine ciddi önlemler alarak çok çalışıyoruz Tunahan. İçin rahat olsun. Ve hocam ara ara böyle yorumlar okuyacağız arkadaşlar. Daha böyle enteresan alo dediğiniz yorumlar varsa yazın. Kesinlikle. Merak fikirlerinizi ediyorum. Açığız gençler. Evet. Önerileri açığız. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek arkadaşlar üzere. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz.